Herkese yeniden merhaba. Yarın sabah kahvaltıya misafirim var. Masamı kurdum. Şimdiden hazırlığa başladım. Çok fazla mesaj geliyordu. Kahvaltıya nasıl hazırlanıyorsun? Neler yapıyorsun? Kahvaltı misafiri vlogu çeker misin diye. Sizin yorumlarınıza istinaden bütün detaylarıyla çekmeye çalışacağım. Aslında bu vlog işi biraz işimi zorlaştırıyor. Açık söylemek gerekirse. Çünkü neredeyse 2 saatte halledebileceğim işleri 3-4 saate ancak yapabiliyorum. Ama yine de çekmek istiyorum çünkü çok fazla mesaj gelmişti buna dair. Ben misafir hazırlıklarımda genelde geceden masayı kurarım. Çoğunda bunu yaparım. Çünkü sabah rahat edebilmek adına, uğraşmamak adına bence çok büyük bir kolaylık. Eğer odanız çok kullanılan bir oda değilse, çok fazla giren çıkan yoksa, toz kalkma olayı yoksa mutlaka yapın bunu. Çok rahat edersiniz. Sabah kalktığınızda masanız hazır olur. Hatta ben kahvaltı için geceden reçellerimi bile koyup üzerini örtüp o şekilde bekletiyorum. Yani çoğu şeyi ben geceden yapıyorum. Yani sabah kahvaltıya sadece sıcakları bırakacağım. Şimdi hiçbir hazırlığıma başlamadım. Sadece masayı kurarak başladım. Ama reçellerimi koyacağım. Başka peynir tabağımı hazırlayacağım. Bir şarküteri tabağı hazırlayacağım. Çoğunu şimdi geceden yapacağım ki yarın sabah çok rahat edeyim diye. Sadece sabah sıcak pişirilecek olan şeyler kalacak. Tatlımı yapacağım, salatamı yapacağım, her şeyimi yapacağım. Bu kez daha spor bir masa olsun istedim. Ağır bir şey yapmak istemedim kahvaltı olduğu için. Bu tabaklarımı kullandım. Yanına klasik gümüş çatal bıçak takımı. Kuşlu fincanlarımı. Bu fincanları Bernardo'dan almıştım uzun zaman önce. Bu servisler Linens'ten, şu ikisi Linens'ten. Bu Kütahya porselendendi, büyük bir kare tabak, çok işime yarıyor. İki başa da belki çay içmek isteyen olursa diye, daha doğrusu çay bardağında çay içmek isteyen olursa diye normal çay bardağı koydum. Ve zaten 6 kişilik bir takım olduğu için 2 tane başlara ben genelde böyle yapıyorum. 8 kişilik bir masa hazırladım çünkü. Bunların hepsine neler koyacağımı önceden planladım. O yüzden ortaya bu servisleri koydum. Neler yapacağız? Mutfağa şimdi geçiyorum. Başlıyorum hazırlıklara. Bakalım birlikte neler yapıyoruz. Ablam geldi bu akşam bize. O da gece bizde kalacak. Kahvaltı misafiri arkadaşlarımız çünkü ortak arkadaşlarımız. Elmalı turta yapmış gelirken o kadar güzel olmuş ki üzerlerini böyle teker teker süslemiş. Yarın sabah bunlara pudra şekeri serpeceğiz. Tarifi için video çekmesini istedim. İnşallah çekip yayınlar kısa zamanda. Onun sayfası da Esra Mutfak'ta. Takibi alabilirsiniz. Ben onun şimdi linkini aşağıya bırakacağım. Çok güzel tarifler yapıyor. Tam ölçülü, pratik, kısa süren ve az malzemeli. Yani tam olarak aradığınız tarifler aslında. Girip sayfasına bakabilirsiniz. YouTube kanalına bakabilirsiniz. Instagram'da da sayfası var. Ama YouTube kanalını mutlaka takibe almanızı tavsiye ederim. Böyle bir başlangıç yapmış olalım. Elmalı turtalarımız da hazır. Bunlar kenarda bekleyecek. Şimdi ben kereviz salatasına geçiyorum. Kereviz salatası çok basit bir salata, çok pratik bir salata, az malzemeli. Yapanlarınız mutlaka vardır ama benim yaptığım şekilde böyle. Burada 2 tane büyük rendelenmiş kereviz var. Burada da biraz yoğurt var. Bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum yoğurdun içine. Ayrı ayrı yapıyorum ki iyice karışsınlar birbirine diye. Şöyle sarımsak olacak. 3 diş kullanacağım sarımsağı. Bol sarımsaklı olması gerekiyor bunun. Lezzeti sarımsağında çünkü. Biraz mayonez döküyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar. Şimdi bunları önce karıştırıyorum. Kerevizin içerisinde karıştırırsam eğer tam olarak hepsi birbirine karışmayabilir çünkü. Ve biraz ceviz ekliyorum kerevizin içine. Tamamını dökeyim. Şöyle poşette hemen dövdüm pratik olsun diye. Yoğurdu da içine döküyorum. Karıştırıyorum. Bu kadar basit bir tarif. Bunu yeşil elma ekleyerek de yapabilirsiniz. Yarısını kereviz, yarısı yeşil elma olarak da yapabilirsiniz. Ceviz kullanmadan da yapabilirsiniz. Ama genel olarak bu tarif böyle. Ben genelde böyle yapıyorum. Ve misafirlerim çok sevdiği bir salata. Çok fresh bir salata. Aynı zamanda besleyici. Kesinlikle tavsiye ederim. Yapabilirsiniz. Yoğurdu gözüme az göründü. Birazcık daha yoğurt ekleyeceğim. Yeterli. Şöyle iyice bir karıştırayım artık. Tuzları, mayonezleri, yoğurtları, sarımsakları birbirine geçsin.
Çok lezzetli olacak bu. Tavsiye ederim yapmanızı size de. Evet, bu bir çeşidimiz. Şu an için hazır. Bunu yarın kaselere pay edeceğim. Çünkü belki yoğurt sulanabilir diye düşündüm. Normalde ben bunu büyük bir servis tabağına koyup genelde servis yapıyordum. O yüzden kuplara hiç yapmadığım için daha önce bilemiyorum. Sulanma ihtimaline karşı yoğurdunun. Yarın bunları kuplara servis yapacağım. Bu şimdi hazır. Yaptığım hazırlıklardan biri de yarın kahvaltıda yiyeceğimiz bir sıcak alternatif, bir kahvaltılık alternatifi. Zaten çoğunuz yapıyordur diye tahmin ediyorum ama böyle ben geceden malzemeleri hazırlıyorum sabah bana zorluk olmasın diye. Şimdi bunları bir kapta birleştireceğim. Beyaz peynir koyuyorum. İçine sucuk ekliyorum biraz. Mısır ekliyorum. Zeytin, dilimlenmiş zeytin. Bunlar tamamen evinizdeki malzemelere göre uyarlayabileceğiniz bir şey. Kaşarın da bir kısmını koyacağım. Hepsini değil, fazla gelecek çünkü. Şöyle, evet. Bunları karıştıracağım. Bunlar yarın ekmek dilimlerinin üzerine harç olarak gelecek. Bunun içine bir tane yumurta koyacağım. Süt ve sıvı yağ ekleyeceğim. Ve domatesleri, ama domatesleri şimdi koymayacağım sulandırması için. Yarın ekleyeceğim domatesleri. Yumurtayı bir tane koyuyorum. Aslında normalde iki yumurta da koyabilirsiniz ama benim arkadaşlarım birazcık cins. Sağ olsunlar, izlesinler bunu. Yumurtasız tarifler yapmaya çalışıyorum özellikle. Çünkü yumurtayı hiç sevmiyorlar. Yumurta kokusu gelirse hiçbir şey yiyemiyorlar. O yüzden ablam mesela elmalı turtayı yumurtasız yaptığı için sadece yumurta akı koymuş. Ve şimdi bunu hazırladım. Sadece bir tane yumurta koyacağım. Onda bağlama özelliği olduğu için harcı iyi olacak. Yani yumurtasız yapılmaz kesinlikle. Şimdi bunların üzerine kapatıyorum. Yarına bunlar ekmekli kahvaltılık güzel sıcak bir şey için hazır oldu. Dolaba atıyorum bunları. Yarın bunları tamamlayacağım. Peynir tabağını hazırlamaya başlıyorum. Farklı farklı peynirler kullanacağım. Hellim peyniri, tulum peyniri, pastırma, kimyonlu guda, örgü peyniri, Erzincan tulumu, çedar peyniri ve gravyer peyniri ve üçgen peynir. Ceviz kullanacağım. Bisküviler, domatesler, bir şeylerle de renklendireceğim. Ve hepsini belki kullanmayabilirim. Duruma göre değişir. İlk olarak tulum peynirini açarak başlıyorum. Bunu açmak biraz mesele, evet. Bunu şimdi yıkayacağım. Yıkayıp geliyorum. Dilimliyorum. Düzgün bir şekilde dilimlemeye çalışacağım. Aslında peynir bıçağım da var ama şimdi bununla başladım. Evet. Bunu şimdi servis tabağına alacağım. Bu peynirle ben bir meze hazırlamıştım kabaklı. Instagram sayfamda tarifi vardı. Çok lezzetli olmuştu. Tavsiye ederim. Böyle yuvarlak olduğu için dilimleyerek minik kanepeler gibi yapmıştım. Çok güzel olmuştu. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Şuralarını düzelteyim. Benim en önem verdiğim tabaklardan biridir peynir tabağı. Evet, şimdi bu. Bunu koymuş oldum. Şimdi diğerlerine geçeyim. Örgü peynirini açacağım. Ben peynirleri mutlaka yıkayarak kullanıyorum. Şimdi bunu da yıkamaya götürüyorum. Şimdi kimyonlu guda peynirini açıyorum. Ay. Bunları düzgün bir şekilde açmak istiyorum. Çünkü bütün olarak koyacağım. Bölmeyeceğim. Yanına peynir bıçağı da koyuyorum ben kahvaltılarda. Ki misafirlerim kendisi istediği kadar kesip alabilsin diye. Bu bir Hollanda peyniri. Lezzetli bir peynir. Hardallısını bile yapıyorlar bu guda peynirinin. Çok çeşidi var. Bu kimyonlu olan versiyonu. Bunu da şimdi yıkayıp geliyorum. Servis tabağına alıyorum. Şöyle bir köşeye bunu koyacağım. Bunu da şimdilik böyle koyuyorum ama birazdan yerini değiştireceğim muhtemelen. Tulum peynirini de açıyorum. Ay. Paket açma konusunda biraz sıkıntılarım var. Ucunu bozdum açarken. Olsun. Problem değil, ayarlarım. Şu şekilde koyacağım. Bunu da bir köşeye koyuyorum.
Bunu da bir köşeye. Hellim peyniri koymayacağım çünkü sulandığı için tabağı bozabilir. Biraz bu peynirden, çedardan dilimler koyacağım şimdi ortasına doğru. Birkaç dilim çedar. Bunları elimde düzeltiyorum bu şekilde. Sıraya dizeceğim. Düzgün görünmesi için. Daha fazla peynir koymayacağım. Biraz pastırma. Şöyle şurasına iliştiriyorum. Yok, daha fazla peynir koyacakmışım. Bunları unuttum. Şöyle biraz bu peynirden koyuyorum. 3 tane yeterli olur galiba. Bu şekilde. Birkaç tane domates koyacağım. Biraz bisküvi koyacağım. Form bisküvi koyuyorum. İstediğiniz bisküvi koyabilirsiniz siz de hazırlamak isterseniz. 4 tane koyayım. Ay, düzeltemedim. Evet. Ceviz. Birkaç tane. Serpiştiriyorum farklı yerlerine. Üzüm de koyabilirsiniz. Nasıl peynir seviyorsanız ona göre peynirler kullanabilirsiniz. Aslına bakarsanız ben en çok köy peynirini seviyorum. Ama gerçekten köyde hazırlanmış, o an taze taze çıkmış köy peyniri. O kadar güzel oluyor ki şurası boş kalmış. Ben orayı şimdi kamerada bakınca fark ettim. Oraya aslında şunları koyabilirim. Şuraya da bir iki bisküvi daha ilave ederim. Çok güzel taze hazırlanmış peynir çok güzel oluyor. Gıcır gıcır o sesi var ya, o peynirden çıkan ses, bayılıyorum ona. Onu çok seviyorum. Evet, şu an gayet güzel oldu. Peynir tabağım hazır. Peynir bıçağıyla isteyenler istediği kadar kesip yiyecekler, hangisinden arzu ediyorlarsa. Dediğim gibi ben aslında genelde sadece tek çeşit peynir yerim. Süzme peyniri çok severim. Köy peynirini severim, hellim severim. Daha böyle her yerde bulunabilir, daha kolay, daha güzel peynirli olduğunu düşünüyorum. Ancak bu peynirleri de sevenler çok var. Benim mesela eşim çok sever böyle farklı peynirler denemeyi. Biz İsviçre'ye gittiğimizde neredeyse bir bavul dolusu peynir getirdik. Ben hiçbirinin tadına bakamadım. Bana onlar sanki ayak kokuyor gibi geldi ya, tabiri caizse. Dolabı bile açamıyordum o dönem. O kokuları hiç sevmiyorum ama eşim çok seviyor farklı peynirler denemeyi. O yüzden sadece onun için bizim eve bu peynirler, farklı çeşit peynirler alınıyor. Ama ben daha ziyade daha doğal, eski tip güzel peynirleri seviyorum. Burada da güzel peynir bir tabağım, güzel bir peynir tabağımız olmuş oldu. Şimdi ben bunu üzerine streçleyeceğim. Güzelce kapatacağım, dolaba atacağım. Yarın sabah streci açacağım ve direkt masaya koyacağım. Sabah hiç uğraşmayacağım. Hep pratik şeyler, hep geceden hazırlanabilen şeyler. Streçledim ve bunu dolaba kaldırıyorum. Şimdi şarküteri tabağı hazırlayacağım. Salamlarla dolu bir tabak olacak. Burada fıstıklı, sade ve hindi salamı var. Şimdi bunlarla bir tabak hazırlayacağım. Böyle birazcık uğraşacağım bu tabak için detaylı bir şekilde. Bunları önce dizerek başlıyorum. Hindi salamları üzerine bu şekilde koyacağım. İkiye katlayarak. Kafama göre yapıyorum şu an. Nasıl bir sonuç çıkacak tam olarak bilmiyorum. Daha küçük olanları diziyorum. Bu sefer bu tarafa doğru bakacaklar. Ve ortasına bir adet çeri domatesi dekor amaçlı koyuyoruz. Gayet güzel bir tabak olmuş oldu. Bunu da aynı şekilde streçleyeceğim. Bunu da dolaba kaldıracağım. Yarın masaya güzelce koyacağım.
Bu tabak hazır. Bunu streçledim. Dolaba girmeye hazır şu anda. Peynir tabağı dolapta bekliyor. Kerevizler hazır. Burada börek yapmış annem. Elde açma ıspanaklı bir börek. Bunu yarın servis yapacağız ve tabii tartlarımız, tartaretlerimiz Esra ablamın. Şimdi Esra ablamın tarifiyle yine bir tiramisu yapacağız. Burada kreması, bunu hazırladık. Ama tarifi onun sayfasında var, onun kanalında var. O tepside kakaolu bir kek üzerine çok lezzetli bir muhallebi olduğunu söyledi. O yüzden deneyelim dedik. Bu muhallebiyi hazırladık. Şimdi muhallebiyi kuplarda tiramisu için kullanacağız. Tiramisu yapımına başlıyorum. Kremamız hazır. Çok güzel bir krema oldu. Tam kıvamı müthiş. Labne değil de krema kullandık. Aslında tam olarak tiramisu denemez. Kreması orijinal bir tiramisu kreması değil. Lezzetli bulduğumuz bir kremayı yaptık buna. Esra ablamın tarifi dediğim gibi. Onun kanalında tarifi bulabilirsiniz. Şimdi bu bisküvileri, bu kedi dili bisküviyi de anlatayım. Bu kedi dili bisküviyi ben hiçbir yerde bulamıyordum. Şu model. Migros markette satıyor sadece. Onun dışında hiçbir yerde bulamadım açıkçası. Metroda da var dediler ama metroda göremedim. Burada kahveyi hazırladım. Makineden hemen güzel bir filtre kahve yaptım. Kahvenin içine ben şeker koymuyorum. Çünkü kahvenin o tiramisu'nun o yoğun kahve tadını şekerin çok net bir şekilde aldığını düşünüyorum. Kahveye batırarak ilk katı koydum. Üzerine birazcık krema koyacağım. Şu diğer kuplara hemen yapmayacağım. Kremadan arta kalanlar için diğer kupları getirdim. Bundan artarsa o zaman koyarım. Yoğun bir kahve yaptım dediğim gibi. Çayı ve şekeri, çayı ve kahveyi şekersiz içtiğim için buna da şeker konulmasını hiç doğru bulmuyorum. O kahve tadının kaybolduğunu düşünüyorum. Tekrar alıyorum. Birkaç tane birden atayım, kolaylaşsın işim. Birkaç tane koyacağım. Bunları ben böyle bir krema, bir bisküvi olacak şekilde tamamlayacağım. Bir kat daha kremadan. Bir kat daha bisküvi koyacağım. Lezzetli bir tiramisu yapmış olacağız. Son kat kremayı da koyuyorum. Üzerine silme yapacağım. Bunun üzerine kakao serpeceğim yarın. Geceden kakaosunu serpmiyorum çünkü kakao nemleniyor ve güzel bir görüntü olmuyor. O yüzden mutlaka sabah yapın. Şimdi kalan kremayla da ne kadar kup çıkarsa o kadarını yapacağım. Mühim olan bunlardı. Ve şimdi farklı bir şey yapacağız. Domates salatalık tabağı yapacağım ama onu farklı bir sunumla yapacağım. Nasıl yapacağımı şimdi göstereyim size. Domates salatalık için ekmeği tabak olarak kullanacağım. Fakat bu ekmeği daha sonra yiyebiliyorsunuz. Ziyan olmuyor. Çünkü altına bu marullardan koyuyoruz. Marulları da uzun süre önce yıkadım ve biraz kurumaya bıraktım. Dolayısıyla ekmek çok fazla ıslanmayacak. Ve yiyebileceğiz. Böyle bir tandır ekmek aldım fırından. Somun ekmek olabilir, Trabzon ekmeği olabilir. Yuvarlak ekmekler kullanıyorum ben. Şöyle kenarlarından keserek ekmekten bir kase, bir tabak oluşturuyorum. Farklı bir görüntü oluyor. Şık, güzel bir sunum oluyor. Ve daha sonra da ziyan olmadan ekmeğinizi yiyebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Fakat bu ekmek biraz ince. Normalde ben daha yüksek ekmeklerle yapıyordum bunu. Kalmamış, biraz geç gittim fırına. Sabahtan alsaydım öyle sıkıntı olmayacaktı. Bunu zaten normal ekmek olarak yiyebiliriz. Şöyle içerisini alıyorum. Fazla içini, ekmek kısmını alıyorum. Evet, güzel bir tabak elde etmiş olduk. Marulları kenarında ekmek olduğu görünecek şekilde açıkta bırakarak koyuyorum.
Bir tane de bundan koyacağım renk vermesi için. Şimdi bunun içerisine salatalıkları bir köşeye koyuyorum. Biraz azaltabilirim. Dekoratif bir görüntü elde edebilmek için böyle farklı güzel şeyler yapmayı seviyorum. Bir tarafa mısırları koyuyorum. Bu şekilde. Şöyle domatesleri koyuyorum. Ve peynirleri, top peynir. Çok hoş, çok tatlı bir tabağımız olacak şimdi. Birkaç tane daha mısır ekleyeyim. Dolsun orası güzelce. Biraz daha böyle peynir koyuyorum. Ve biraz daha domates ekleyeyim. Çok tatlış bir tabağımız olmuş oldu. Bu da şimdi hazır. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Çok güzel oldu. Ben bu sunumu çok seviyorum. Kahvaltı için bence çok ideal bir sunum. Tabağına da hemen koyayım bakalım. Nasıl duracak? Evet, tabağında da çok güzel oldu. Çok yakıştı. Aynı şekilde bunu da streçleyip dolaba kaldırıyorum. Şimdi reçellerimi hazırlayayım. Reçellerim kuplara, kaselere, reçel tabaklarına konsun bakalım. Reçellerimi koyuyorum ama kaymağımı göstermek istedim. Sütün kenarından kullandım tiramisu için. Şöyle kaymağı alacağım şimdi. O kadar güzel bir kaymak çıkıyor ki. Bunu şimdi kupa koyacağım. Ama iyice bir süzdürmem lazım. Evet. Fazla sütünü zaten çekecek kaymak. Gerçek süt kaymağı harika. Biraz daha ekleyeyim üzerine. Evet. Kaymağımız çok güzel. Şimdi neler koydum onları göstereyim. Zeytinlerin zeytinyağını gezdiriyorum. Üzerine daha parlak ve güzel görünüyorlar. Daha albenili görünüyorlar ve tabii lezzet katıyor aynı zamanda. Bunların içinde kaymağı dolaba koyacağım. Çünkü kaymak dolapta beklemesi gereken bir şey. Bunların hepsi oda sıcaklığında durabilir ama kaymak duramaz. Neler koydum? Ceviz reçeli koydum, patlıcan reçeli, incir reçeli, çikolata, fındık kreması, bal, zeytin çeşitleri ve kaymak. Bunlar da kahvaltılık olarak birer tane kaşıkla yanında yarın masaya gelecek. Daha doğrusu bugün bu masaya gidecek. Bunlar alacağım. Bunların üzerine bir şey örteceğim. Havlu peçete veya temiz bir havlu. Ve bunu masada bırakacağım. Kaymağı dolaba koydum. Şimdi bunu masama götürüyorum. Yarına çok bir şey kalmadı. Sadece ekmekleri hazırlayacağım ve bu gecede yapacaklarım bitti sanırım, bu kadardı. Şimdi yatacağım, dinleneceğim. Yarın çok enerjik bir şekilde hazırlığıma devam edeceğim. Zaten çok da bir şey kalmadı dediğim gibi. Sabah uyandım, biraz da geç kalkmışım. Şimdi tatlıyla başlıyorum tekrar. Kakaosunu serpeceğim tatlının. Şöyle. Ve çilekle süsleyeceğim ama çileğin şöyle nemini almam lazım. Kakaoyu ıslatmaması için şimdi yıkadım çünkü çileği. Şu bir tane çilek koyacağım sadece. Çok bir şey yapmayacağım. Basit bir süsleme yapmış olduk. Kereviz salatasını da kuplara aldım. Biraz sulanmıştı. Bu kupları alsaydım bunların üzeri sulanacaktı. O yüzden iyi ki gece koymamışım. Üzerine de birer tane nane yaprağı. Bunlar da hazır olmuş oldu. Yumurtaları da servis tabağına alıyorum. Pudra şekerini de serpiyorum. Turtaları. Harika olmuşlar. Görüntü şahane. Tabii elmalı turtanın lezzeti de çok güzel oluyor. Minik minik birazcık uğraştırıyor ama sonuç mükemmel oluyor. Elmalı turtalar da hazır. Ekmek pizzasını yapıyorum. Birazcık zeytinyağı ilave ediyorum. Dünkü karışımın içine domatesi döküyorum. Geceden hazırladığım
bir tane yumurta. Şimdi bunları karıştırayım. Bunları birbirine yedireceğim şimdi. Aslında normalde birkaç tane daha yumurta kullanabilirsiniz. Ben kullanmayacağım, arkadaşlarım yumurta kokusunu sevmediği için. Yumurta bunu tutan bir şey çünkü koymak iyi oluyor. Süt koyacaktım, koymayacağım çünkü ekmekleri ben hamburger ekmeği alacaktım. Unutmuşum hamburger ekmeği almayı. Evdeki ekmeklerden kullanıyorum kahvaltı için aldığım. Bunlar da biraz ince olduğu için çok fazla sütle yumuşatmak istemedim. Yani çok sıvı olsun istemiyorum. O yüzden süt koymayacağım. Bunları sadece iyice karıştırmam gerekiyor güzelce. Ekmeklerin üzerine şöyle azar azar koyacağım bundan. İnce bir kat olacak. Çok fazla doldurmayacağım üzerine. O da ekmekler çok ince olduğu için. Bu harcın içinde neler vardı tekrar bir hatırlatayım. Yeşil zeytin, kaşar peyniri, domates, beyaz peynir, ne vardı? Sucuk, mısır. Galiba bu kadardı. Ben de unuttum şu an. Yumurta, zeytinyağı. Evet, bu kadar. Yumurta ve zeytinyağı. Şimdi birazcık arttı harcımdan, birkaç ekmek daha ekleyeceğim. Şimdi bunu fırına veriyorum. Bunun üzerine kaşar falan rendelemeyeceğim. Çünkü içerisinde yeterince kaşar var. Bu kadar oldu. Çok basit bir tarif bu. Bu kadar, direkt fırına verilecek bu şimdi. Ayrıca bu tarifte Esra ablamın sayfasında var. Yapmış ve videosunu çekerek yayınlamış. Onu da izleyebilirsiniz. Güzel, pratik bir tarif olarak kanalında daha doğrusu yayınlamış. Bakabilirsiniz. Aşağıya linkini bıraktım. Böreği dilimleyip servis tabağına alacağım. Böreklerim de masaya gitmeye hazır. Masaya adım adım bakalım nasıl oldu. Son halini az sonra çekeceğim size. Ve sonuç, masamız hazır. Birlikte güzel bir hazırlık yapmaya çalıştım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Şimdi neler yaptık tekrar bir gözden geçirelim. Burada ablamın elmalı turtaları var. Kereviz salatası çok lezzetli bir tarif. Bunu da size tarifini verdim. Deneyin mutlaka denemeyenleriniz varsa. Ekmek pizzalarımız güzelce kızardılar. Peynir tabağımız. Süslü bir tabak hazırladık birlikte. Bu da hazır. Bu işte reçeller, zeytinler, zeytin tabaklarımız. Burada domates ve salatalığı bu şekilde sunum yapmak istedim. Burada ıspanaklı böreğimiz, içeceklerimiz, tiramisu'muz. Sadece çaylar kaldı. Çayları dolduracağım. Bugünlük benden bu kadar. Bir kahvaltı sofrası nasıl hazırladığımı çekmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi, aynı zamanda yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden olumlu veya olumsuz bütün yorum yapanlara teşekkür ediyorum. Beğenenlere de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Az önce videoyu sonlandırmıştım aslında ama akşam yemeğinden de çekmek istedim. Çünkü arkadaşlarım yemeğe kaldılar. Hep beraber birlikte ufak pratik bir masa hazırladık. Biz 5 kardeşiz, 4 kız 1 erkek ve 4 kız yaşlarımız çok yakın ve birbirimizin arkadaşlarıyla çok yakın arkadaşız hep beraber. Ve birlikte böyle günler yapıyoruz. Ablamlar sağ olsun, onlar hepsi yardım ettiler. Ben 4 kızın en küçüğüyüm ve onların yardımıyla hemen bulaşıklara girişiyorlar. Hemen salatayı biri yaptı, erişteyi biri yaptı, çorbayı biri yaptı derken köfteleri de zaten hazır söyledik. Gayet güzel, pratik bir masaya hazırlamış olduk. Bununla bitireyim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.